Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Dolphin karısı Protein Shop. Spor salonunda çekiyorum ki Dolphin'de mezuniyet günü var. Mezuniyet gününden dolayı şarkı markı çalınıyor. Üstte kapıları falan kapadık salonda. Sesi çok net almasın diye. Arkadaşlar bugün harbiden çok sinirliyim. Bugün derken son bir yarım saattir. Diyeceksiniz ki hocam niye sinirlisin? Şimdi bir çocuk geldi, benim hayranımmış. Abi dedi, senden dedi bir iki dakika muhabbet etmek isterim falan filan. İyi dedim abisi, edelim falan. Telefonunu çıkardı, telefonu da dandik bir telefon. Hani resim, ben zannettim ki resim çekecek. Telefonu da tuşlu telefon, resim çekmiyor. Dedim abisi resim nasıl çekeceksin dedim, telefonun tuşlu falan. Yok abi dedi, yani ben de resim çektirmek için demedim dedi, muhabbet edelim falan diye. İyi dedim, edelim, oturduk aşağıda. Öteden beriden işte 18 yaşındaymış. Dedim telefonu niye kullanıyorsun, bu tuşlu telefonu, gariban mısın? Yok abi dedi, ya ben dedi hoşuma gidiyor dedi, yani internetin dedi, sosyal medyanın beynimizi uyuşturduğunu zannediyorum falan filan gibilerinden, onun için kullanmıyorum dedi. Nereden takip ediyorsun dedim beni peki? Bilgisayarım var dedi evde, oradan seni seyrediyorum bazen falan. Dedim oğlum hani beynini uyuşturuyordu. Nasıl oluyor dedim bu iş? Sonuçta bunu telefondan seyrettim. İnternetten, bilgisayardan seyrettim. Ya abi dedi, onu dedi devamlı seyretmiyorum dedi, dışarıda olduğum zamanlar falan filan. Ya elimden geldiği kadar şey yapıyorum. Ne okuyorsun dedim. Felsefe okuyorum dedi. Felsefeye büyük ilgim var falan. Ya baktım akıllı bir çocuk, tamam mı? Şekli de böyle, giyimi de böyle biraz satanistlere benzer bir model. Yani satanistlere derken rockçılara daha doğrusu. Dedim abi sen akıllı bir çocuk. Gel dedim senden bir video çekelim. Yani bu Z kuşağının, gençlerin işte belediyelerden, hükümetten hayatlarını kolaylaştırması için beklentilerini anlat dedim. Bir sokak röportajı gibi. Tamam abi, sıkıntı yok dedi. Çıktık, başladık konuşmaya. Bir yarım saatlik falan bir video yaptık. Şimdi videodan konu şöyleydi. İşte Z kuşağının sorunları, belediyelerden, işte spor salonları biliyorsunuz biraz pahalı. Hani belediyelerin spor salonlarını açıp daha ucuza gençlere sunması, en azından alkolden, uyuşturucudan uzak durması için falan. Biraz da ben yönlendiriyorum onu. Öyle dedi, böyle dedi. İşte demokrasiden konuştuk, öteden beriden konuştuk falan filan derken. Konuşma çocuğu fena değil. Biraz tutuk bir çocuk ama kendini çok zeki zanneden bir Z kuşağı modeli bu. Konuştuk, ettik. Güzel de bir konuşmaydı. Yani fikir ayrılıklarını dedi önemsemeyelim. Herkes istediği gibi yaşasın. Herkes istediği gibi davransın. Yani devlete, millete bir zarar vermeden, kanunlara bir zarar vermeden, kanunsuzluk yapmadan bu tip bir konuşmalar gerçekleştirdik beraber. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neye sinirlendim? Ki ben de mesela istediğin her şeyi konuşabilirsin dedim. Siyaset, miyaset, siyasetçilerle ilgili görüşlerini, kim olursa olsun. Siyasi görüşün dedim beni ilgilendirmez. Öteden beriden çok da fazla siyasete girmedi işin doğrusu. Konuştuk ettik. Şimdi diyeceksiniz ki hocam seni neye sinirlendirdi bu? Şimdi hani diyorlar ya bazıları işte gençlere bırakın ülkeyi. Gençler daha iyi yönetir gibilerinden. Ben buna bugün itibariyle hiç katılmamaya başladım. Neyse video bitti. Abisi sağ ol falan filan carçut. Ya abi dedi bir şey diyeceğim sana dedi ya. Hayırdır dedim. Ne diyeceğim söyle. Ya dedi bu videoyu yayınlamasan iyi olur dedi. Dedim oğlum biz iki saattir muhtarın eşeğe mi osuruyor amına koyayım? Yani biz bunu niye çektik bu videoyu? Yani hatıra olarak ben senin sevgili miyim ki hatıra olarak bu videoyu saklayacağım? Dallama mısın dedim oğlum, burada kötü bir şey yok ki. Ya işte şöyle olur böyle olur kıl olur. Oğlum dedim bu kadar ödlek olmayın dedim ya. Sonuçta sen fikirlerini belirttin, kimseyi sövmedin, kimseyi silmedin. Öteye vurmadın, buraya vurmadın. Yani ne hükümete çattın, sen beklentilerini anlattın. Böyle olsa iyi olur dedin, şöyle olsa iyi. Yok abi dedi ya, babam kızabilir. İşte şöyle olur, böyle olur, kıl olur, yün olur. Ulan ya şimdi çocuğu dövsen, genç bir çocuk, dövmesen
Yemin ediyorum biraz akıllı başlı adam olsa var ya, ağzını gireceğim amına koyayım, dökeceğim ağzını burnunu. Yani şimdi bak burada tabii bir ince Z kuşağına geçeceğim. Akıllı başlı olan Z kuşağına harbiden saygım sonsuz. Ama bu tam bir dallamalar. Yani Z kuşağının ne istediğini, bir de felsefe okumuş. Sorsam da çok bilgili, tamam mı? İlk biz muhabbet ederken aşağıda hani bizi beğenmiyor bile, tamam mı? Yaşlı kesimi, yani bunlar diyor dallama gibi bir şeyler diyor falan filan. Sen şimdi anlattıklarını birilerine anlatamıyorsan, sadece kafanın içinde bunları yaşıyorsan hiçbir şey bu ülkede düzelmez. Gençlere dedik ki sokak röportajı yapalım, sıkıntılarınızı anlatın kardeşim, kimseye sövmeden, silmeden, hakaret etmeden. Bilmem yanlış mı düşündüm. Ama adam videoyu çektikten sonra aman hocam ya bunu yayınlama, başıma iş alırım, kıl alırım, gün alırım. Oğlum zaten 17-18 yaşındasın, başına ne iş alacak? Yani senin konuştuklarını zaten kimse ciddiye bile almayacaktı. Yani kanun, hukuk ciddiye bile almazdı. Etraftaki insanlar belki senin fikirlerinden yararlanacaktı. Kötüyse iyiye doğru, iyiyse daha iyiye doğru gidecekti falan filan. Bugün harbiden çok acayip sinirlendim. Bundan sonra da kolay kolay böyle Z kuşağınla yani 18 yaş altı kimseyle de video çekmeyeceğime kendi kendime söz verdim. Yemin ediyorum acayip sinirlendim amına koyayım bugün. Herkese hayırlı günler. Kapat aman.